Bu arada hemen karşılaşmayı da sizlere aktaralım. Ondan sonra bu bilgilere geçebiliriz. Meksikalı sporcu Juan Diego Garcia Lopez'le İranlı sporcu karşı karşıya geliyor. İranlı sporcu da Mehdi Purrahman. Karşılaşmayı takip edeceğiz tabii ki ama ben milli sporcularımızın başarısını sizlerle paylaşmak istiyorum. Altın madalya demiştik. Meryem Betül Çavdar K44 kilogram kategorisi K44 kategorisi 52 kilogramda altın madalya almıştı. Seçiler de 65 kilogram yine K44'te altın madalyanın sahibi oldu. K44'ten 2 altın madalya çıkarmayı başardık. Bu da bizim için çok büyük bir puan demek. 140 puan veriyor olimpiyat oyunlarına. 2024 Paralimpik Olimpiyat Oyunlarına 140 puan veriyor bu müsabaka. İki sporcumuz da 140 puan almış oldu. Gümüş madalyalar var. Alican Özcan 52 kilogram K44. Gamze Gürdal 57 kilogram yine K44'te. Nurcan Ekici 47 kilogramda K44. Fatma Atılmış 57 kilogram K41. Muhammed Asbala yine K41'de 58 kilogram mücadelesinde gümüş madalya kazanan sporcularımız oldular. Mahmut Bozteke bronz madalya alan 63 kilogram sporcumuz. Sabit Köse yine 63 kilogramda bronz madalya alan. K44 ve K41 olarak iki farklı kategori var burada yine. Mahmut Bozteke K44'te, Sabit Köse 41'de puan aldı. Çok güzel. Şu anda puan çıkmadığı için bu bilgileri okumaya devam ediyorum. Fatih Çelik bronz madalya alan bir başka sporcumuz. K44 70 kilogram kategorisinde Tuğçe Şen 57 kilogram K44'te yine dünya üçüncüsü oldu. Öyle bronz madalya aldı deyip geçmeyelim. Dünya üçüncüsü kolay olan. Kolay değil. Kolay değil. Dünya üçüncüsü olmak o kadar kolay bir başarı değil. Burada müsabakaya çıkmak bile çok büyük bir cesaret sergilediğini hatırlatalım. Mehmet Sami Saraç artı 80'de K44'te bronz madalya alan bir başka sporcumuz da Yaşar Sami Gökbaba K41'de 80 kilogram mücadelesinde madalya aldı ve Türkiye sonuç olarak 13 madalyayla dünya şampiyonasını tamamladı. 2 altın, 5 gümüş, 6 bronz madalya. Oldukça önemli bir başarı bizim için. Gurur verici bir başarı hatta. Bayanlardaki birincilik olduğu için sanıyorum dünya birinciliği bayanlarda olabilir genel klasmanda. Genel klasmanda bayanlarda gümüş ve bronz madalya sayılarımız da oldukça yüksek. Bayanlarda kesinlikle genel klasman şampiyonluğunu almışızdır. Onu da ilerleyen dakikalarda öğreneceğiz. Değerli arkadaşlarımız mesajlarıyla bizi bilgilendirir. Şu anda Meksikalı sporcunun aldığı bir ceza puanıyla İranlı sporcunun üstünlüğü söz konusu. Korrahman'a 1-0 önde. 1,5 dakikanın altında bir süre kaldı. İki sporcunun performansına bakarak kazanmaya yakın olan taraf kim diyebiliriz hocam? Puan çıkmadı ama yine atletik performansları önemli tabii ki. Yine mola gelebilir. Atletik performans değerlendirmesinde nasıl görüyorsunuz hocam iki sporcunun şansını? Şu an başa baş aynı teknikleri uyguluyorlar. Çok dikkatliler. Yani her an her şey değişebilir. 1 dakika 15 saniye çok büyük bir zaman. Göreceğiz. Hangisi daha iyi taktiği uygularsa o alacak. Yani çok büyük bir üstünlük yok birbirlerine karşı. Evet, kategori olarak aslında birleştirilmiş kategorinin bir dezavantajı var gibi Meksikalı sporcuda. Evet, evet tek kolda. Evet. Evet, tek kolunda gardını kapatma durumu biraz zor. Peki bu tarz durumlarda sensörün hani bir tarafının şeyi kapatılması gibi bir şey yok, yok değil mi? Yok, yok. Safeguard'da yani göğüs koruyucuda. Safeguard'lar tek, aynı. Herhangi bir özel durum yok. Özel durum olamadığı için. Evet. Aslında İranlı sporcunun avantajı söz konusu. Ama bu avantajı da kullandırmamış durumda şu anda Meksikalı evet. Sporcu. Demek ki Meksikalı sporcu da iyi bir sporcu. Öyle gözüküyor. Rakibine ceza ya da rakibinin puan almasına izin vermedi.
ceza puanı aldı sadece. Ve puan arayış içerisinde olan da o üstelik de Meksikalı yani. Yani puan çok uğraşıyor. Belki bakalım. De K42 kategorisinde yarışabilecek bir sporcu. Ama her an bir tane paldın vurabilir. Çünkü sürekli sıkıştırıyor. Aslında deniyor ama evet. Oradan gelecek gibi geldi. Yani gelecek gibi bu evet. 14 saniye kaldı. 14 saniye mola, kaldı. Mola. Molayı sanıyorum Meksika tarafı istemiş olabilir. 14 saniyede bir dünya şampiyonu belirlenecek. Şu anda bir ceza puanı önde sadece. Organize ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Dün de söylemiştim. Gerçekten Türkiye bu organizasyon işini çok güzel yapıyor. Bunda en büyük pay Sayın Ali Sağırkaya'da. Ali Sağırkaya biliyorsunuz yönetim kurulu üyesi ve Dünya ve Avrupa Organizasyon Komitesi Başkanı ve çok saygın birisi, çok tutulan birisi. Ona da buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz, tebrik ediyoruz. Şimdi sonuç olarak zaten Avrupa Şampiyonası da İstanbul'da yapıldı. Aynı evet. Yani boşuna verilmiyor bize yani. Evet, şurada biz 5 saniyeyi değerlendirelim ondan sonra bunu konuşalım. Biraz daha net konuşuruz derken mola geldi işin garip tarafı. Biz de mola da konuya girince konu bitmiyor tabii ki. Evet. O 5 saniyenin içerisinde yaşananları görüyoruz. Rakibinin kolluğu çıktığı için bir evet. Mola geldi o noktada. Düzeltme. Bir düzeltme yapılacak hemen. O düzeltmenin devamında da mola istenmiş. Evet, mola istenmiş. 5 saniye var. Çok kritik bir 5 saniye. Nefeslerimizi tutup izleyeceğimiz, sportif açıdan izleyeceğimiz bir 5 saniye. 4, 3, 2, 1 ve puan çıkaramadı. Son Meksikalı anda sporcu. Puan daha son geldi. Anda 2 puan daha geliyor. İranlı sporcu dünya şampiyonu. Garip bir şey oldu hocam. Evet, atak yaparken birden ayağını kaldırıp onun gelmesiyle İranlı'nın ayağı birleşince bar daha yüksek çıkıyor. Puan olarak garip evet. Bir şey oldu demek istemedim aslında. Meksikalı sporcu neden artistik puanlara döndü bir anda? Neden dönerek vuruşları tercih etti? Son zamanlarda maçı öne alayım diye, kazanayım diye uğraştı onun için. Ve onu yaparken de açık verdi zaten. Şimdi dün birkaç maçta şöyle bir şey olmuştu hatırlarsanız. 6-7 puan varken